Kuntum hayra ummetin uخرicet ve Ve Namaz kılmayanların kıyamette, mahşerde çekeceği azaplar. Geldik zurna'nın zıt dediği yere. Evet, anlayacağınız tabirde konuşuyoruz kardeşim. Mahşer günü, namaz kılmayan adamın çekeceği azaplar. Allah Celle Celaluhu kızgın bulur. Nokta. Daha ötesini konuşmaya gerek var mı? Yok. Allah Celle Celaluhu gazaplı mı olacak, kızgın mı olacak? Allah Celle Celaluhu kızgınlığı, gazabı, senin o dünyada çok korktuğun patronunun, babanın... Her neyse bir mafya babasının kızgınlığına benzemez. Allah Celle Celal'in gazabı, Allah Celle Celal'in kızgınlığı, hiçbir mahlukun kızgınlığına benzemez. Haşa ve kella Allah Celle Celal'i kızgın bulursan yandın kardeşim. Yandın kardeşim, bittin kardeşim. Mahşere çıkıyorsun, zaten dünyada, dünyadayken perişandın. Ölürken perişandın, kabirde perişandın, mahşere çıktın artık mahvolmuşsun. Bitmişsin artık kalmamış, sıfırlamışsın. Ama bakıyorsun kardeşim, işin sonunda bakıyorsun seni yaradan Allah Celle Celaluhu. Sana kızgın, sana gazaplı. Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın, yapamayacaksın. Çünkü kaçacak hiçbir yerin yok. Hakim de Allah, şahit de Allah. Hesabı görecek olan da Allah Celle Celaluhu. Ya. Namaz kılmayan adam mahşere çıktığı zaman Allah Celle Celaluhu kızgın bulacak. Bir. İkincisi. Hesabı çok şiddetli olacak. O hesap, o ameller. Aman ya Rabbi. Estağfirullah. Bismillah. Temenni amel mithgale zerratin hayran yarah ve men amel mithgale zerratin şerran yarah. Kim zerre kadar hayır işlediyse onu görecek. Kim zerre kadar şer işlediyse onu görecek. Namaz kılmayan adam amel defterine baktığı zaman, amel defteri açıldığı zaman aman ya Rabbi bu da mı yazıldı? Bu da mı yazıldı ya? O gözünün ucuyla hafif böyle az bir şey bina mahremi bakmıştım. Ya Rabbi bu da mı yazıldı ya? Ya Rabbi ben bunu beklemiyordum. İşte bekleyeceksin. Allah Celle Celal adaleti şaşmaz. Ama o zerre kadar yaptığın iyilikleri de göreceksin. Belki de yani tam iyilik için yaptın. Hani sevap da, sevap da beklemedin. Hani sevap bekleyeceksin. Amelinden sevap bekleyeceksin. Bu ayrı mesele. Ama yani sana göre küçük olabilir. Ama o küçük mesele Allah Celle Celal dağlar kadar büyütecek. Senin karşına çıkaracak. He. Diğer meselede de küçük gördüğün günah, hafif gördüğün günahı Allah Celle Celaluhu dağlar kadar büyütecek ve senin karşına çıkacak hesabın zor olacak. Allah Celle Celaluhu namaz kılmayan bir kişinin amel defterinin açıldığı zaman, melekler onun hesabını çıkardığı zaman, namaz kılmayan adamın hesabını Allah Celle Celaluhu ne diyecek biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Onun amel defterini didik didik edin, bütün amellerini kurcalayın, o tuttuğu yarım yamalak oruçlar, yarım yamalak zikirler, yarım yamalak işler, Haccı, umresi böyle hani üstün körü. Hani çok böyle tafsilatlı yapamamış. Allah Cellece diyecek ki didik didik edin. Ama bir adamın hayatında beş vakit namaz varsa Allah Cellece diğer amellerine bakmayacak. Tamam diyecek diğer amellerini ben kabul ediyorum. Bak çok önemli bir mesele bu. Beş vakit namaz kılan adamın amel defteri açıldığı zaman Allah Cellece diğer yaptığı amellerdeki kusurları görmeyecek. Kusur diyelim ona. Kusurları görmeyecek. Ama adamın hayatında namaz yoksa onun amel defteri didik 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 edilecek. Allah cellece diyecek ki incik boncuk ne kadar ne kadar kusurlu ameli varsa hepsini çıkartın. Bütün pisliklerini çıkartın. Hani bir tabir var ya kirli iç çamaşırı mı diyorlar? Bütün şeyleri döküldü diyorlar. Kirli çamaşırları. Bütün kirli çamaşırları döküldü. Ya. Bütün çamaşırlar ortaya dökülecek. Bütün hesaplar çıkacak. Aa ya Rabbi ben bunu beklemiyordum ya Rabbi. Ben bunu beklemiyordum ya Rabbi. Niye? Çünkü senin hayatında namaz yoktu kardeşim. Bütün hesaplar didik didik edilecek. Namaz kılmayan adamın hesabı şiddetli olur. Evet. Allah Celle, Celle namazları tamsa geri hesabına bakmayın. Affettim. Ama namaz yoksa ne kadar ama ne kadar ibadeti varsa kurcalayın. Didik didik edin ve onu yüzüstü cehenneme atılacak Allah Celle Celal Değer mi kardeşim? Değmez. Ve mahşer günü çekeceği azaplardan üçüncüsü de final artık. Bunun daha ötesi yok. Daha ötesi yok. Allah Celle Celaluhu'nun huzurundan gidişi mutlaka ama mutlaka cehennem olacak. Al sana. Namaz kılmayan adamın en son göreceği şey Allah Celle Celalhu huzurundan gideceği tek yer cehennem olacak. Namaz kılmayanların başına gelecek 15 bela. Dünyada ölürken, kabirde, mahşerde çekeceği azaplar bitmez, bitmez. İşin sonunda varacağın tek yer cehennemdir. Ne dedik sohbetin başında? Cennetlikler cehennemliklere soracak. Sizi buraya ne soktu ya? Ne halt ettiniz de buraya girdiniz? Nasıl becerdiniz buraya girmeyi? Cehennemliklerin cevabı işte bu olacak. Biz namaz kılanlardan değildik. Biz namaz kılmadık. Biz günde beş defa Allah'a isyan ettik. Ve belamızı bulduk diyecekler. Değer mi kıymetli kardeşler? Allah rızası için uyarıyoruz. Allah rızası için söylüyoruz. Ya bunları değer mi be kardeşim ya? Ya yapamıyorum hocam olmuyor ama yani şey... Ya kılan nasıl kılıyor bunu ya? Yapan nasıl yapıyor ya? Ya birileri yapıyorsa sen de yapabilirsin. Hani isteyince başarabilirsin diye bir laf var ya. Yani bu laflar konuşulacak laflar değil. Müslüman adama namaz kıl demek ne kadar ayıp bir laf ya. Ne kadar edepsiz bir laf. Müslüman adama kalk namaz kıl diyorsun. Yazık. Allah'ı yazık. Billahi yazık. Tallahi yazık. Namaz kılın. Allah rızası için namaz kılın. Evet. Dünyada çekeceği azaplar. Altı. Ölürken çekeceği azaplar. Üç mezarda çekeceği azaplar 3, mahşerde çekeceği azaplar 3. Yani 15 büyük bela başına gelecek. Namaz kılmayan adamın. Ve eğer Allah Celle Celaluhu onun affına hükmetmezse o kişi cehennemde kalacak. Allah Celle Celaluhu affederse müstesna. Orası ama çok zor. Çok zor. Zor bir ihtimal. Kıymetli kardeşler. Allah rızası için uyuyoruz.